Evet. Hemen subjunctive konusuyla devam edelim. Şimdi subjunctive konusu aslında çok da göz korkutucu bir konu değildir. Sadece biraz garip gözüktüğü için cümle zor olduğunu düşündürür ama aslında zor değildir. Şimdi şöyle ki önce bir tanımını verelim. Ana cümlemizde yani cümlenin ilk başlangıç kısmında... ...gereklilik, zorunluluk veya bir öneri bildiren... ...şimdi ilk ana şartımız şu gereklilik, zorunluluk veya bir öneri olacak. Bunları bildiren bir sıfat, fiil ya da isim varsa eğer, yani ikinci ana şartımız sıfat, fiil ya da isim olacak ve bu sıfat, fiil veya isim gereklik, zorunluluk veya öneri bildirecek. Bunlar varsa eğer, noun clause'umuzu that artı verb one şeklinde kullanıyoruz. Tense'mizden bağımsız olarak yani Tense'miz ne olursa olsun bizim noun clause'muz that artı verb one hatta verb zero şeklinde kullanılıyor. Tense ne olursa olsun anlam hangi zamanda olursa olsun yani anlam geçmişte olmuş olabilir şu anda olabilir gelecekte olabilir hiç fark etmiyor anlam ne zamanda olursa olsun biz her zaman ama her zaman that verb one kullanıyoruz. Çünkü bunun sebebi şu. That clause'ların içerisinde yani bu tarz bir non-clause'un içerisinde göze görünmeyen, ortada olmayan gizli bir should vardır. Aslında should vardır ama çoğunlukla atılır. O yüzden de ortaya yalın bir that artı subject artı verb one kalır. Şimdi ne demek bu? ancak örneklerle anlam kazanır bu. Yani definition'la anlam kazanmaz. Ama definition orada bir dursun. Yani bunlar böyle kullanılıyor çünkü. Şimdi örneklere bir bakalım. Bakın. I recommend that. Şimdi recommend bir verb değil mi? Bu bir verb. Ve ne bildiriyor bu verb? Bir tavsiye bildiriyor. Bir öneri bildiriyor. Tavsiye ediyorum ki Bakın işte ondan sonra gelecek şey. Subject ve verb one. Subject ve verb one. Çünkü şulttan sonra fiilin eksiz, köksüz, hiçbir şeysiz yap, yalın, dup, hali gelir. O yüzden de biz bunu fix bir ifade gibi kabul edeceğiz. I recommend that you see a doctor. Bu geçmişte de olsa böyle, gelecekte de olsa böyle olacak. Subject verelim örneğimizi. It is essential that the contract be signed. Bakın be verb zero'muz. Passive. Bilerek böyle bir örnek verdim. Passive'de de böyle oluyor. Be verb zero'muz. Signed verb three'miz. Niye verb three? Çünkü passive olduğu için. Ama burada be'yi verb'ün sıfırıncı haliyle kullanmak zorundayız. Gerekli ki, zorunlu ki, kontrat, Monday pazartesi günü imzalanması gerekli diyorsunuz. Ya da bakın gıcık bir örnek veriyorum. It is the doctor's advice. Doktorun tavsiyesi. Neymiş doktorun tavsiyesi? That he rest for a week. Onun bir hafta boyunca dinlenmesi doktorun tavsiyesi. Şimdi bakın normalde he'den sonra ne gelir? He sonra rests gelmesi gerekiyordu değil mi? Gelmez işte. Verb'in sıfırıncı hali gelecek. Çünkü burada gizli bir should var arada. He should rest. O yüzden de sen he, she, it bile kullansan olay geçmişte bile olsa verb'in sıfırıncı hali gelecek. Buradaki en ana nokta bu. Bakın bilerek bir past tense örneğini verdim. Şimdi bu olay geçmişte oluyor. The commander demanded that. Komutan talep etti ki, zorunlu tuttu ki, they surrender right away. Derhal teslim olmalarını talep etti komutan. Şimdi bakın burada olay geçmişte olmuş. Değil mi? Senin burada geçmiş zaman kullanman lazım. They would surrender. They ne bileyim, should have surrender. Hani ama değil. Orada gizli bir should olduğu için geçmiş zaman tercih etmiyorsun sen. Direkt verb'ün sıfırıncı halini kullanıyorsun. Şuradaki yapıların tensine bağımsız olarak ya da he, she, it'ten bağımsız olarak verb'ün sıfırıncı hali. Ve son olarak noun'la yine bir örnek daha verdim. It's my recommendation that you speak more kindly with the boss in the future. Bakın in the future. Bilerek bak. Şimdi bu olay gelecekte olacak. Ama olsun Burada will speak değil, you speak more kindly. Okay? Şimdi subjunctives yapıyla kullanılan başlıca kelime grupları şöyle. Verbler. Bunların hepsi zorunluluk ve tavsiye bildiren. Hepsi demeyeyim de yüzde doksanı zorunluluk, tavsiye bildiren ifadeler. Advice, ask, demand, insist'i bilmiyor olabilirsiniz. Insist, ısrar etmek. Order emretmek. Urge yine güçlü bir şekilde tavsiye etmek. Urge birini hani zorlamaya yakın. Prefer tercih etmek. Propose teklif etmek. Require gerektirmek, zorunlu kılmak. Bunları bilmiyor olabilirsiniz. Recommend artık biliyoruz. Suggest de teklif etmek anlamlarına geliyor. Hep şöyle bileceğiz. I suggest that. I advise that. I require that. The doctors require that. Okay. Scientists propose that. Böyle zihninizde bu şekilde ezberlerseniz daha kolay aklınızda kalır. Subjunctivler diğer kelime gruplarıyla devam ediyorum. Sıfatlarla da kullanılıyor. Ama yine zorunluluk, gereklilik tavsiye bildiren sıfatlar. Advisable tavsiye edilebilir. Crucial bakın. Crucial ...essential... ...important... imperative de öyle, zorunlu demek. Significant, bunların hepsi de... ...önemli anlamına geliyor. Bakın... ...crucial, essential, imperative, important... ...significant, bunlar... ...önemli anlamına geliyor. Imperative ...çok önemli anlamına geliyor. Yine... ...mandatory ve... ...obligatory, zorunlu... ...anlamlarına geliyor. Necessary, gerekli. Urgent, acil recommendable tavsiye edilebilir. Vital da hayati anlamına geliyor. Şunları iyi not alın. Mandatory zorunlu. Obligatory bu da zorunlu. Urgent acil ve vital da hayati. Bunları not alabiliriz evet. Devam ediyorum. Ve son olarak noun'lar da şu noun'larla kullanılıyor. Yine zorunluluk ve tavsiye demand talep it is the doctor's demand that dersiniz it's his insistence that pek gerçi o çok tercih edilmez de yani hani yine de insistence that the order that emir anlamında proposal that teklif anlamında suggestion yine teklif recommendation da tavsiye bunlar da yine nounlar Şimdi en heyecanlı noktayı en sona sakladım. Şimdi subjunctive konusu doğrudan grammar sorusu olarak gelmesi pek muhtemel değildir. Çünkü bununla soru yapmak zordur açıkçası. Yani ne, ne hangi kısmını soracaksın? Yani mi soracaksın, verb'ü mü soracaksın? Yani bunların hepsi de biraz güzel soru olmuyor yani açıkçası ile. O yüzden yaygın olarak sorulan bir soru türü değildir. Gel gelelim reading'in içerisinde çok yaygın kullanılan bir yapıdır. Şimdi bazı hocalar şey derler. Ya artık bu yapı kullanılmıyor. Hiç tercih edilen bir şey değil. O yüzden niye öğretiliyor bilmiyorum. Ben buna katılmıyorum. Hiç katılmıyorum hatta. Subjunctive önemli bir konudur. Ama bunun önemi Readinglerin içerisinde çok 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 fazla geçiyor olmasından kaynaklanır diyebiliriz. Evet. Subjunctive'ler bu kadar. Ee, geçmiş olsun diyelim. U umuyorum net olmuştur. Şimdi yine bir kısa ara verelim. Ondan sonra iki şeye bakacağız aslında. Ve bu son olacak artık. Kısaltmalar çok kısa sürecek ve tense relations yani noun clause'larda tense'ler arası ilişkiler nasıl oluyor diye bakacağız. Aradan sonra görüşmek üzere.